أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
يعرفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Her birimizi hem dünyada hem ahirette yüzü ak olanlardan eylesin. Rabbim ahirette hesabını veremeyeceğimiz, mahcup olacağımız, rezil olacağımız, keşke yapmasaydım dememize sebep olacak her türlü yanlışlardan ebediyen her birimizi, eşlerimizi, aile bireylerimizi, çocuklarımızı muhafaza eylesin. Son nefesimize kadar Rabbim bizleri doğru yolda yürüyen, doğru insanlarla haşir neşir olan, doğru insanlarla yolda yürüyen ve Kur'an'a hadim olan ayık ve sevdiği kullarından eylesin. Kıymetli dostlar, bugün dersimizde ne yapayım diye, hangi konuyu müzakere edeyim diye bir düşündüm. Sonra dedim ki, bugün Aş-ı Şerif'i kim okursa, nereden okursa orasını ders yapalım. Özel olmasın. Hafız nereyi okursa, biraz önceye kadar da neresini okuyacağını bilmiyordum. Yani okumaya başlayınca neresini okuduğunu bilmiş oldum. Dolayısıyla Hafız Efendi'nin okuduğu Aş-ı Şerif'i dinledik. Tatlı sesinden dinledik. Güzel kıraatiyle dinledik. Hafız Efendi'nin kıraati bizi etkilemiştir. Kur'an kıraati olunca etkilemiştir. Ancak burada Kur'an olduğu için mi etkilemiş, Hafız'ın sesinin güzelliğinden, okuyuşunun düzgünlüğünden mi etkilendik? Elbette buradaki ben okusam o kadar etkilenmezdiniz çünkü benim sesim o kadar güzel değil. Demek ki Hafız'ın sesi daha güzel olunca bizi asıl etkileyen ne olmuş oldu? Hafız'ın sesi oldu. Şimdi manasını vereceğim. Aynı manasını verdiğimde de aynı etkiyi veya daha fazla etkiyi alırsak o zaman bizi Kur'an'ın kendisi etkilemiş olacak. Ayetlerin ulvi manası etkilemiş olacak. Şimdi kıymetli dostlar, benim burada konuşmam kolay. Sizin orada dinlemeniz çok daha kolay. Ama benim de sizin de yarın Mahkeme-i Kübra'da hesap vermemiz kolay değil. Kabirde hesap vermek kolay değil. Rabbim hesabı kolay olanlardan eylesin. Peki, bazı insanların hesabı kolay olacak, bazı insanların hesabı zor olacak. Bu da bir gerçektir. Neye göre kolay olacak, neye göre? Rastgele mi? Yani bu tombala çeker gibi mi olacak? Yoksa insanların tavır ve davranışlarına, hazırlıklarına göre mi olacak? Elbette insanların tutum ve davranışlarına göre olacak. Rastgele hiçbir şey olmayacak. Gelsin sıradakiler şeklinde olmayacak. Peki hesabımızı kolaylaştırmak bizim elimizde midir? El cevap bizim elimizdedir. Hesabımızı kolaylaştırmak bizim elimizdedir. Peki, okunan ayeti kerimelere geçelim. Sure-i Celile'ye geçelim. Bakalım Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri bu ayeti kerimelerde bizlere ne söylüyor? Bu ayeti kerimeler bizim hesabımızın kolaylaşmasına sebep midir? Elbette sebeptir. Kıymetli dostlar, ayet-i kerimelere geçmeden önce ayet-i kerimelerin izahıyla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim size. Allah Celle ve Ala Hazretleri ilminde zerre kadar eksiklik olmayan, her şeyi geçmişi geleceği eşit şekilde bilen, yaptığı hiçbir işte yanlışı olmayan la yüselu amma yef'aldir. Yani herkes yaptığından sorumludur ama Allah'a kimse hesap soramaz. Kur'an-ı Kerim'de kendi ifadesiyle Allah zerre kadar zulmetmez, haksızlık da yapmaz. Peki bu ilkeler bizim Kur'an'dan inandığımız ilkelerdir, inandığımız ayetlerdir.
Kur'an'ın tamamına inandığımız gibi bunlara da inanırız. Allah Celle Celaluhu bizim eşimizi alsa bize zulmetmiş olur mu? Haşa. Eşimiz de onun, biz de onun. Oğlumuzu alsa, kızımızı alsa, annemizi alsa, babamızı alsa bize zulmetmiş olur mu? Hayır. E şurada şu kadar insanlar ölüyor, burada bu kadar insanlar ölüyor. Allah istese müdahale eder, yaptırmaz, öldürmez. Öyleyse Allah haşa yanlış mı yapıyor? Bu ifadeler, bu değerlendirmeler iman kıtlığından kaynaklanan şeylerdir. 1. Allah her şeyi bilir. 2. Allah hekimdir, asla yanlışı yok. 3. Allah la yüseldir, ona kimse hesap soramaz. O herkese hesap sorar. Ama ona kimse hesap soramaz. Biz baktığımız zaman, kana baktığımız zaman kanın nesini görürüz? Kırmızı rengini görürüz. Geçen de bir hastaneye gittim. Diyor ki bir damla kan ile 250 tahlil. Allah Allah. Yani bir damla kan veriyorum. Ben bakıyorum kanın sadece kırmızı tarafını görüyorum. Ama bir kan, damla kan veriyorum. Adam ne yapıyor ondan? 250 çeşit, 250 açıdan ona bakıyor. 250 çeşit tahlil neticesi veriyor bana. Demek ki o kanın içerisinde neler var, neler varmış. 250 çeşidini bir damlasında buluyor. Peki ben bakıyorum göremiyor, o bakıyor nereden görüyor? Ben şekeri göremiyorum, kolesterolü göremiyorum, öbürünü göremiyorum, öbürünü göremiyor. O nereden görüyor? Ha, onu görebilecek nesi vardır? Özellikleri var da görüyor. İşte Allah'ın göremediği bir şey yok. Allah'ın göremediği, bilemediği hiçbir şey yok. Öyleyse şu noktada kesin inancımızı daima sapsağlam tutmalıyız. Allah yanlış yapmaz. Aramızda efendim Denizli tarafından kardeşlerimiz var mı? Denizli bölgesinden bir kardeşimizin cenazesine katılmıştım. Annesinin cenazesine. Kabirden ayrılacağımız zaman dedi, hocam bizde usul şöyledir. Cenaze sahiplerini taziye için insanlar iki sıra halinde bir koridor oluştururlar. Cenaze sahipleri o koridorun ortasından geçer. Cenaze sahipleri koridorun ortasından geçerken orada koridorda bekleyenler taziye için el hukmu lillah derler. El hukmu lillah. Cenaze sahibi de amennâ ve saddaknâ der. Ne demek? El hukmu lillah, kararı Allah verir. Dolayısıyla bu ölüm kararını da Allah verdi. Cenaze sahibi de ne dermiş? Amennâ ve saddaknâ. İman ettim ve tasdik ettim. Hoşuma gitti be. İlk kez karşıladım. Dedi ki, hocam dedi, sen de dedi benimle beraber gel dedi, koridorun içerisinden geçeceğiz. Şimdi dedi, onlar dedi, el hukmu lillah, her yanına vardığımız el hukmu lillah diyecek. Biz de amennâ ve saddaknâ diyeceğiz. Ben de koridora girdim, el hukmu lillah diyenlere. Ben de amennâ ve saddaknâ dedim. Gerçekten uygulama olarak benim hoşuma gitti. Güzel, ilk kez karşılaştım, bir defa karşılaştım. Ama ben bunu birkaç defa değişik yerlerde, sohbetlerde gündeme getirdim. Şimdi Allah Celle ve Ala Hazretleri asla ve kata yanlış yapmaz. Niçin ve neden sorularını sorma hakkımız var mı Allah'a? Yok. Peki o zaman şimdi geçiyorum. Biraz karışık bir tarlanın içerisine gidiyoruz. Çamurlu bir tarlaya giriyoruz. Allah Celle Celaluhu şeytanı isteseydi yaratmazdı. Başımıza bela etmezdi. Yarattı. Yanlış mı yaptı? Haşa. Peki, geçiyorum ikinci noktaya. Allah Celle Celaluhu bir şeytanın değil, 70 tane şeytanın güç ve kuvvetine sahip olan bir nefsi emmare verdi bize. Her bir insanın içerisinde 70 şeytan kuvvetinde bir nefsi emmare var. Bu nefis de birisi içeriden, birisi dışarıdan. Nefis içeriden çarpışıyor. Efendim, şeytan da dışarıdan mücadele veriyor. Bizim ayağımızı kaydırmak için bunlar el ele vermişler, bizi devirmeye çalışıyorlar. Peki Allah Celle Celaluhu şeytana rağmen bize bir de nefis vermesi isteseydi vermezdi, bizi melek gibi yapardı. Bazı insanlar var, bakıyorsunuz ki delikanlı,
babası kumardan, içkiden eve sarhoş geldiği yok. Hep kötü yollarda. Fakat Allah öyle bir evlat verdi ona ki, ağzı var, dili yok, elinden tesbih düşmez, kimseye zerre kadar kötülüğü yok. Derviş mi? Derviş. Allah Allah! Babasına bakıyorsun başka, yavrusuna bakıyorsun başka. Şimdi yani birisi nefsini böyle öldürmüş, melek gibi olmuş, birisi de nefsi azgınlaşmış, deli katır gibi olmuş. İkisinin arasında çok fark var. Allah isteseydi nefis duygusunu alırdı bizden, nefis düşmanını vermezdi bize. Melek gibi yapardı bizi, yeryüzünde herkes kardeş gibi, melekler kendileriyle geçindiği gibi biz de melekler gibi geçinebilirdik. Ama Allah Celle Celaluhu öyle yapmadı. Ne diyelim, Allah'ım niye böyle yapmadın ya, böylesi daha iyi olurdu mu diyeceğiz. Asla böyle bir hakkımız yoktur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, ben yeryüzünde insanlar yaratacağım dediğinde meleklere, meleklere yaratılacak olan insanların neler yapabileceğini de yükledi, bilgi olarak yükledi. Melekler dediler ki, Allah'ım bize soruyorsun. Diyorsun ki ben böyle böyle varlıklar yaratacağım, siz ne dersiniz diye bize soruyorsun. Biz de fikrimizi diyoruz ki, biz sana gece gündüz ibadet ediyoruz, tesbih ve zikir yapıyoruz. Yeryüzünde kavga yapacak, kan akıtacak ve fitne fesat çıkaracak olan bu insanları yani bize sorarsan yaratma dedi. Melekler böyle dediler. Allah Celle Celaluhu onlara ne dedi? Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum dedi. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Şimdi kıymetli dostlar, bu bardağın değeri nedir? İçerisinde efendim ballı su vardır herhalde. Bu suyla beraber bu bardağın değeri haydi olsun 1 lira, haydi olsun 5 lira, haydi olsun 10 lira. Buna 1 milyon lira desem inanır mısınız? İnanmazsınız. Ne su yapacak 1 milyon? Altın bardak değil yani. Peki kıymetli dostlar, inanın ki bizim bir abdestimiz normal mesai anlayışı içerisinde baksanız, elini yüzünü yıkadın, 2 dakikada alınan bir abdest. Yani buna mesai açısından baksanız kaç liralık mesai ödersiniz buna? Hiçbir şey ödemezsiniz buna. Ama Allah Celle Celaluhu buna eğer 1 trilyon ödüyorsa neyin karşılığı bu? 2 trilyon ödüyorsa bu neyin karşılığı? İşte o nefis düşmanına rağmen, şeytan düşmanına rağmen sen eğer o abdesti alabiliyorsan, o sabah namazının 2 rekat farzını kılabiliyorsan, nefse rağmen, şeytana rağmen ilahi kriterlerden bir kriteri yapabiliyorsan, bir kere La ilahe illallah Muhammedur Resulullah inanarak samimiyetle söylüyorsan, yani trilyonlarla ifade edilmeyecek mükafatı Allah veriyor. 60 sene hep küfür bataklık içerisinde yaşayan insanın Allah'a vermesi gereken hesabı, 60 senelik hesabı, borcu, bunu ödemek ne mümkün? Ama bir kere kelime-i şehadet getirerek, iman ederek, tevbe ettim, pişman oldum, Müslüman oldum deyince bütün bu günahlarını, o güne kadar olan borçlarını bir kalemde siliyor mu Allah? Siliyor. Bu neyin karşılığı peki? Senin benim yaptığımız ibadetlerden aldığımız mükafat ile meleklerin yaptıkları ibadetlerden aldığı mükafatı kıyaslayamazsınız. Yani bizim yaptığımız ibadetlere Allah öyle mükafatlar veriyor, öyle mükafatlar veriyor ki asla kıymetini ödeyemeyeceğimiz cennetin kıymetini ödemiş kabul ediyor bizi Allah Celle Celaluhu. Neyin karşılığı? İşte bunun karşılığı. Bir kitapta gördüm. Bir anne doğum yaparken o doğum sancısında çektikleri karşılığında, doğurduktan sonra o çocuğunu her emzirdiğinde, çocuğu gece yarısı anasını tatlı uykusundan uyandırıp da onun ağzına memesini koyduğunda veya altını temizlediğinde, kısacası o çocuğunun her çilesine katlandıkça Allah Celle Celaluhu o anneye neler veriyor, neler veriyor, neler veriyor. Okuduğum zaman dedim ya keşke ben de kadın olsaydım da ben de anne olsaydım, bu mükafatlara ben de erişmiş olsaydım. İnanın ki hiç boş bir şey yok. Öyle aşırı mükafatlar var. Neyin karşılığında?
Efendim şu dünyada 50 sene, 60 sene, hadi bilemedin en çok yaşa 90 sene, 100 sene yaşa. 100 senelik bir çalışma ile sonu bitmeyen, tükenmeyen, sonu olmayan, sonsuz güzelliğe sahip olan bir cennete yerleşmiş oluyoruz. Bu neyin karşılığı? İşte nefis ve şeytan düşmanına rağmen bunları yapmak, meleklerden daha faziletli bir ibadeti gerçekleştirmek anlamına geliyor. Mesela hiçbirimiz kıldığımız namazı meleklerin sahip olduğu huşu içerisinde kılabilir miyiz? Kılamayız çünkü onlardan nefis ve şeytan etkisi olmadığı için bilinçli bir şekilde odaklanarak yaptıkları zikrin farkında olarak yaparlar yaptıklarını. Bizim secdemiz onların secdesiyle kıyaslanamaz kalite bakımından. Bizim rükûmuz kıyaslanamaz onların rükûyla kalite bakımından. Ama mükafat bakımından da bizim rükûmuz onlarınki bizimkiyle kıyaslanamaz. Bizim secdemizle onların secdesi kıyaslanamaz. Bizim secdelerimize Allah Celle Celaluhu çok daha fazla mükafat vermiş oluyor. Şimdi geçelim ikinci noktaya. İkinci nokta şu. Allah Celle Celaluhu nefis ve şeytan düşmanını bize vermiştir. Biz niçin verdi, niçin vermedi bunu tartışacak durumda değiliz. Verdim bitti. Şimdi biz artık savaş meydanındayız. Biz mevzilerimizde yerimizi almalıyız ve savaş vaziyeti almalıyız. Seferberlik derler ya, nefsi emmare ile ilgili seferberlik hiçbir zaman bitmez. Seferberlikte herkes savaşa gider. Nefsi emmare ile mücadelede hepimiz seferberiz. Yani seferberlikte savaşa katılabilecek olan her insanın savaşa katılması farz-ı ayın olur. Nefisle mücadelede, buradaki cihada katılmakta her bir kimseye farz-ı ayındır. Çünkü senin nefsin senin içinde, benim nefsim benim içimde, herkesin nefsi kendi içinde. Bu içimizdeki nefis Allah'ın en büyük düşmanıdır. Efendim bütün iyiliklerin düşmanıdır, bütün güzelliklerin düşmanıdır, bütün haramların, günahların da aşıkıdır, müdafiidir. Kısacası bizim amansız düşmanımızdır. Kur'an-ı Kerim'de nefisle ilgili Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında Yusuf Aleyhisselam şu cümleyi kullanıyor. Estaizu billah. İnnen nefse leemmâretun bisû. Şüphesiz nefis çokça kötülüğü emredicidir diyor. Çokça kötülüğü emredicidir diyor. Demek ki nefis öyle kötülüğü emreder ifadesi yetmez ona. Çokça emreder. Kötülüğü emretmekten doymak bilmez nefis. Şimdi düşman dışarıdan olursa savaş biraz daha kolaydır. İçeriden olunca daha zordur. Bundan dolayıdır ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz "E'da aduvvike nefsükelleti beyne cembeyk ve emra'etükelleti tudaci'uk." Senin en yağız düşmanın, en amansız düşmanın iki yanın arasında olan nefsindir diyor. Yani içinde olan nefsindir. İnsanın nefsi içinde olduğu için, düşman içeride olduğu için onunla mücadele, şeytanla mücadeleden daha zordur. Zira Ramazan gelince şeytanlar bağlanır. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm deyince şeytan kaçar. Ezan okununca şeytan kaçar. Kamet getirince şeytan kaçar. Daha sonra kaçtığı yere doğru koşa koşa gelir. Ama nefsin kaçması diye bir şey söz konusu değil, içimizdedir. İçimizde bir meleki güç var, melek gücü var, bir de nefis gücü var. O nefis gücü dışarıdan şeytan gücüyle desteklenir. İçimizde kalbimize doğru iki türlü rüzgar eser. Bir sıcak rüzgar, sabah rüzgarı, bir de soğuk rüzgar eser. Sabah rüzgarı, sıcak rüzgar nedir o? Meleklerin insanın kalbine akıttığı güzel duygulardır. Bir de soğuk rüzgar eser. O soğuk rüzgarda nefsin kalbe akıttığı duygulardır. Şeytanın desteklediği, beslediği duygulardır. İnsanoğlu kalbine akıtılan bu duygulardan kalbinin alacağı karar ile, inancı ile, imanı ile bir hareket gerçekleştirir. Yeherro, yemerro derler ya. Yani ya nefsin tarafını onun ilhamına kulak verir veyahut da şeytanın veyahut da meleklerin
verdiği teşvike, ilahi ilhama kulak vermiş olur ve harekete geçip ikisinden birisini uygulamış olur. Mesela bir arkadaşımız bizi efendim sohbete çağırmıştır. Bir başka arkadaşımız da telefon etmiştir. Bizi bir eğlenceye çağırmıştır. Şimdi kalbimize iki tane rüzgar esiyor. Birisi sohbete davet edilmişiz. Gideyim mi, gideyim mi, gideyim mi diye düşünüyoruz. Bir başkası eğlenceye davet etmiştir. Ya oraya mı gideyim, buraya mı gideyim? Kalpte iki tane duygu çatışıyor. Bu çarpışma neticesinde kalp bir karar veriyor. Şuraya gideyim diyor. Kalp karar verince beden bunu uyguluyor. Kalkıyor beden, arabasının marşına basıyor, direksiyonu karar verdiği tarafa doğru çevirmiş oluyor. Bu verdiği karar eğer nefsin arzu ettiği bir kararsa, o zaman bu insan nefsinin kölesi olmuş olur. Nefsinin kölesi olmuş olur. Eğer verdiği karar meleklerin kendisine ilham ettiği, ilahi ilhamın gösterdiği yol noktasında ise, cihet noktasında ise, bu sefer nefse kul değil de Allah'a kul olmuş olur. İkisinin arasındaki fark zaten kendiliğinden net bir şekilde anlaşılıyor. Şimdi hani bir şey vardır, hadis-i şerif olarak zikredilir. Kefâ bil mevti vaizen, vaiz olarak cenazelerde çok uzun konuşmaya gerek yok. Zaten tabutun kendisi konuşuyor. Zaten tabutun kendisi konuşuyor. Dün senin gibi, benim gibi konuşan, alan, veren, borç ödeyen, efendim alacak tahsil eden, yiyen, içen, konuşan insan şimdi hiçbir aktivitesi yoktur. Efendim orada toprağa konulmak üzere bekliyor tabutun içerisinde. Yani sana diyor ki bak ben de senin gibi idim. Biraz sonra sen de benim gibi olacaksın diyor. Dolayısıyla ölüm vaiz olarak yeter. Ölü, cenaze vaiz olarak en müessir vaizdir. Şimdi nefsin tehlikesini anlama bakımından da bu okunan ayeti kerimeler aslında şekil itibariyle inanın ki efendim hiç başka bir şey söylemeye gerek yok. Hiç başka bir şey söylemeye gerek yok. Ayeti kerimedeki surenin içerisindeki izah tarzıyla beraber gerçekten anlamak isteyen her insana en güzel dersi nefisle ilgili veriyor. Nedir bu Kur'an'daki tarz, nefsin tehlikesini bize anlatan tarz? Hani Yusuf suresinde ne diyordu Rabbimiz Celle Celaluhu? Şüphesiz nefis çok ziyade kötülüğü emredicidir diyordu. Bir başka yerde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى diyor. Yani قَدْ اَفْلَحَ kesinlikle felaha ermiştir مَنْ تَزَكَّى bir mücadele vermek suretiyle nefsini temizleyen, kötü duygulardan arındıran insan kesinlikle felaha ermiştir. Orada da nefisle verilen mücadele neticesinde kazanan insanın kesinlikle felaha erdiğini, nefse boyun bükmeyenin felaha erdiğini haber veriyor. Burada ise çok daha farklı bir tarzdan bahsediyor. Şimdi burayı anlama noktasında her birinizin kabul ettiği bir örnekten bahsedeyim. Yani bizi ne kadar nefis etkiler, ne kadar etkilemez. Tuttuğumuz bir takımın maçını seyrediyoruz. Tuttuğumuz ve heyecanlandığımız bir takımın maçını seyrederken 45 dakika, 45 dakika, 1,5 saat. Bu 45 dakika, 45 dakika, 1,5 saati bitirinceye kadar uyukladığımız olur mu? Olmaz. Peki 1,5 saat doldu. Baştaki heyecan sonunda azaldı mı, çoğaldı mı? Çok daha çoğalmıştır. Peki sonunda hakem dedi ki 15 dakika daha uzattım. Nereden çıktı der miyiz? Yoksa aynı heyecanla takip eder miyiz? Ederiz. Şimdi işi değiştirelim, örneği değiştirelim. Camide 45 dakika sohbet dinlemeye gittik. Hoca efendi aşka geldi, bir 45 dakika daha ilave etti. Etti 1,5 saat. Heyecan nasıl? Sonunda da dedi ki arkadaşlar, bir 15 dakika daha uzatma yapıyorum. Şimdi bir kendi kendimize düşünelim arkadaşlar.
gerçekten gerçekçi olarak bir düşünelim. Maçın karşısında aldığımız heyecanı Allah'ın ayetleri karşısında almıyorsak, aklımız var. Bize deseler ki maçın sonucunda eline ne geçecek? Cevap nedir? Hiç. Yani elimize geçecek olanın hiç olduğunu bildiğimiz halde sadece o galip geldi, o gol attı, o şunu yaptı, o böyle yaptı. Sadece bu işin kıyılı gali var. Bize kalan hiçbir şey yok. Hani ne yapar? Derler ki mevlüt okuyan parasını alır, dinleyen şekerini alır, okutan da havasını alır. Çünkü mevlüt başka şeydir, hatim başka şeydir. Şimdi maçı seyreden ne alır? Maçı seyreden de havasını alır. Oynayanlar parasını alır. Efendim ama seyredenler de havasını alır. Sonuç bizim için aslında bir hava olduğu halde başından sonuna kadar bir heyecan, bir kişi değil ki. Ekranları başında olanlar, ekranları başında. Efendim stadyumda olanlar orada bir cürcüne gidiyor. Ondan zevk alan insan namazdan aynı zevki almıyor. Sohbetten aynı zevki almıyor. Evinize gidince deneyin isterseniz. Deyin ki ben bu akşam abdestli bir şekilde bir köşeye çekileceğim. Alacağım elime tesbihi. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyeceğim. Aşk ile ne kadar diyebilirim? Saati kurarsınız. Ne kadar efendim la ilahe illallah aşk ile heyecanla diyebildiğinizi bir görürsünüz. İşte mesele bu. Yani bir yerden zevk alan öbür yerden niye zevk almıyor? Telefonlarımız açıyoruz şimdi ne yapıyoruz? Seyrettiğimiz, girdiğimiz internette yerler var. Bazen anamızla konuşurken bile ne yapıyoruz? Elimizde telefonla uğraşıyoruz. Babamızla konuşurken elimizde telefonla uğraşıyoruz. Öyle bir aşık olduk ki daldırdık gidiyoruz. Yorulmak bilmiyoruz ondan. Bazılarımızın mutat vazifeleri vardır. O vazifeleri hırsız gibi yapıyoruz. Yani 5 dakika ise kesinlikle 6 dakikaya çıkmıyor. 10 dakika ise 9 dakikaya 11 dakikaya çıkmıyor. Böyle altın tartar gibi hatta eksik yapıyoruz. Bundan da rahatsızlık duymuyoruz. Namazlarımızda bizden beklenen kaliteyi yapamamanın üzüntüsünü laf olarak söyleriz ama gerçek olarak bu üzüntüyü duymayız. Doların yükselmesinden, piyasaların allak bullak olmasından duyduğumuz sıkıntıyı, piyasaların ahlakının dejener olmasından, gençlerin ahlakının bozulmasından o kadar fazla laf olarak belki duyarız da ama içimizdeki hisler itibariyle ay diye dün bozdurduğumuz dolar bugün yukarı çıktıysa ay ne oldu ay gökte sana ne? Ama o ay var ya ızdırabın ayıdır o. Ondan duyduğumuz ızdırap vardır. Aynı ızdırabı nereden duyamıyoruz? Manevi değerlerimizin kaybından duyamıyoruz. Şimdi kıymetli dostlar niye uzattım ben de bilmiyorum. Hemen kısaltayım. Allah Celle Celaluhu nefsimizin düşmanlığının dozajını bize anlatma bakımından diyor ki Vaşşemsi kullarım bir dikkat edin besmele ile başladım diyor güneşe yemin olsun Vaduhaha güneşin parlaklığına da yemin olsun Vel kameri aya da yemin ederim İza telaha güneşi takip ettiği zaman aya da yemin ederim وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا Pırıl pırıl parlayan ortalıkta her tarafı aydınlatan gündüze de yemin ederim diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالْلَيْلِ geceye de yemin olsun اِذَا يَغْشَاهَا karanlığıyla ortalığı kapladığı zaman. Vessemâi göklere de yemin olsun. Ve mâ benâhâ gökleri bu kadar mükemmel bir şekilde bina edene de yemin olsun. Gökleri bu kadar mükemmel şekilde bina eden kendisine kastediyor yemin olsun. Vel ardı yerlere de yemin olsun. Ve mâ dehâhâ yeryüzünü bu şekilde
döşeyen Allah'a da yemin olsun. Ve nefsin ve ma sevvaha. Ve nefsin, nefse de yemin olsun, insana da yemin olsun ve ma sevvaha, insanı böylesine düzenli yaratan Allah'a da yemin olsun. Fe elhemeha fucuraha ve takvaha. İnsanı yarattıktan sonra iyiliği de kötülüğü de o insana ilham eden, işte kötü, işte iyi, işte kötülük, işte iyilik diye iki yolu da ona ilham eden, öğreten Allah'a yemin olsun ki kad eflehe men zekkaha. Kaç tane yemin oldu buraya kadar kıymetli dostlar? Tam 11 tane yemin oldu. 11 tane yemin neticesinde Allah şu cümleyi söyledi bize. Kad eflehe men zekkaha. Kesinlikle kimin nefsini Allah temizlerse veya kim kendi nefsini güzel imanla, güzel amellerle, güzel niyetlerle, güzel ahlak ile temizlerse o kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ve kad khabe men dessaha. Nefsini haramlarla, günahlarla, kötü huylarla, kötü sözlerle, kötü meclislerle kirleten ve kirliliği üzerine bırakan insanda kesinlikle zarara uğramıştır, perişan olmuştur diyor. Şimdi ben bizim anlayacağımız dil ile bunu söyleyecek olsam, şimdi Arapça olunca ayeti kerimeler bunu Araplar dinlediği zaman nasıl anlıyorlarsa bizim dilimizden ben size bunu anlatacak olsam şöyle demem lazım size. Vallahi, billahi, tallahi, vallahi, billahi, tallahi, vallahi, billahi, tallahi, vallahi, billahi, nefsini temizleyen kurtuluşa kesinlikle ermiştir. Onu pislikleri içerisine bırakan kesinlikle zarar etmiştir. Kıymetli dostlar, burada hepimizin dikkatini gerçekten Allah çekiyor. Hiç yemin yapmasan, yapmadan Cenab-ı Hak deseydi ki nefsini kirleten perişan olmuştur, temizleyen kurtuluşa ermiştir deseydi bizim için şüphe olacak mıydı bu gerçekte? Olmayacaktı. Bir yemin yapsaydı yetmez miydi? İki yemin yapsaydı yetmez miydi? Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de kaç tane yemin olduğunu saymadım ama bir başka konuda böylesine 11 tane yemin üzerine yapılan hiçbir konu yoktur. 10 tane de yok, 9 tane de yok, 8 tane de yok. 11 tane peş peşe yemin yapılarak Allah'ımızın verdiği bir haber var. Bu haber ne kadar ciddi bir haber olduğu yemin tarzından anlaşılmaktadır kıymetli dostlar. Yani bana diyor, sana diyor, benim eşime diyor, senin eşine diyor, benim çocuklarıma, senin çocuklarına diyor, insanım diyen herkese Allah Celle Celaluhu, kulum belki senin dikkatini çekmek için söyleyeyim, yeminleri sayıyor, peş peşe 11 tane yemini sayıyor. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Bir insan imanla, salih amellerle, güzel ahlak ile, efendim zikir ile, fikir ile, takva ile, ihlas ile süslediği, temizlediği nefsini temizlemesi sebebiyle kesinlikle felaha ve kurtuluşa ermiştir. Kurtuluşa ermek demek, felaha ermek demek bütün korktuklarından emindir. Ölümle başlayan hayat onun için yağdan kıl çeker gibi devam edecektir. Cenneti âlâya, firdevsi âlâya, efendim berk-i hatıf gibi, şimşek gibi yerleştirilecektir. Rabbim onlardan eylesin. Onlardan olabilecek güzel amellere bizleri muvaffak eylesin. Şimdi kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir duasını, bir hadisi şerifini paylaşıyorum. Zeyd ibn-i Erkam diyor ki, لَا اَقُولُ لَكُمْ اِلَّا مَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ لَنَا. Ben size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize söylediğini söylüyorum dedi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne söylediğini anlatıyor. Allahümme inni e'udu bike minel aczi. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin duasında ey Allah'ım
acziyetten sana sığınırım derdi. Bir insanın eşi karşısında, bir insanın çocuğu karşısında, bir insanın herhangi bir iş karşısında aciz kalıp bir şeyi becerememesi ne kadar zor bir şeydir, değil mi? İşte Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Allah'ım acziyetten sana sığınırım. Vel keseli, tembellikten de sana sığınırım demiştir. Ümmetin en büyük belalarından birisi de nedir ki? Tembelliktir. Kıymetli dostlar, bir insanın yapısında tembellik olsa siz onu ne yapamıyorsunuz? Zorla çalışkan yapamıyorsunuz. Ne diyor büyüklerimiz? Zorla ava gitmez, gitse de yakalamaz. Yani o tembellik ruhuna atmadan, çalışkanlık yerine gelmeden ona bir şey yaptıramazsın. Onun için tembelliğin şerrinden Allah'a sığınıyordu. Vel buhli, bir de cimriliğin şerrinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım cimriliğin şerrinden sana sığınırım derdi. Kıymetli dostlar, cimrilik eğer bir ağaçsa, bir ağacın dalı ise, bu ağacın kökleri cehennemdedir. Cimriliğin dalına yapışan, o cehennemde biten bir ağacın dalına yapışmış demektir. Cömertlik de cennetteki bir ağaç gibidir. Dolayısıyla Allah cömerttir, cömertleri sever. Allah asla cimrileri sevmez. Cimri ve cömert kelimelerini izah noktasında, bir insan eğer zekatını düzenli olarak veriyorsa cömert midir? Değildir. Bir insan eğer zekatını düzenli bir şekilde veriyorsa cömert değildir. Cömert olabilmesi için zekat zaten erkeksen verme ya. Erkeksen verme. Erkeksen namazını kılma. Erkeksen haccını yapma. Sonucuna katlanabilecek misin? Yani mecbur olduğumuz vazifeleri erkeksen verme, erkeksen yapma bakalım. Binaenaleyh zekat malın 1/40'ıdır. Bunu veren insan cömert. Oo, ben zekat verdim, cömert bir insanım. Yok canım ya. Sen sadece cimrilikten kurtulmuş olursun. Cimrilikle cömertlik arasında bir noktadır sadece zekatı vermek. Zekatı veren adam cimri olmaktan kurtulmuştur. Cömert olmuş mu? Hayır, olmamıştır. Cömert olabilmesi için üzerine ilave yapması lazım. Daha fazlasını vermesi lazım ki cömert olsun. Allah cömerttir, cömerti sever. Cimriliği asla sevmez, cimriyi de sevmez. Siz de bilirsiniz, cimri olan insanı hanımı sever mi? Ne dersiniz? Sevmez. Çocuğu sever mi? Sevmez. Sen niye seveceksin o zaman? Hanımının sevmediği adamı başkası sever mi? Çocuğunun sevmediği babayı başkası sever mi? Cimri insanı toplumda kimse sevmez. Cebinde akrep olanlar kolay kolay sevilmezler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acziyetten, tembellikten ve cimrilikten Allah'a sığınırdı. Vel cübn, bir de korkaklıktan Allah'a sığınırdı. Korkaklık Müslümana haramdır. Müslüman cesur olacak, korkak olmayacak. Vel hemmi, Allah'ım strese girmekten de sana sığınır. Bütün hastalıkların efendim temelinde ne var? Stres var, değil mi? Ve azabil kabri, kabir azabından da sana sığınırım derdi Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Şimdi ikinci cümleye geçiyor. Allahümme, ey Allah'ım, ati nefsi takvaha, bende bir nefis var. Allah'ım sana yalvarıyorum, ne olursun, bu ne bende nefis var ya, onu bastıracak takva ver bana Allah'ım. Yani öyle bir Allah korkusu olsun ki nefsin bütün tekliflerini elimin tersiyle, tekme tokatla kapı dışarı yapacak bir takva ver bana Allah'ım. Allah korkusu, hesap korkusu, sırat korkusu, öyle bir korku, öyle bir takva ver ki bana, nefsin duygularını ve tekliflerini elimin tersiyle efendim itecek bir takva ver bana. Ve zekkiha, ente hayru men zekkaha. Allah'ım, bana kalırsa ben nefsimin pisliklerini temizleyemem. Ne olursun bana yardım eyle. Bu pisliklerini temizleme noktasında bana yardım eyle. Temizlersen sen temizlersin. Bu pislikten beni sen kurtarırsın Allah'ım diye Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu duayı ümmetine öğretmiştir. Kendisi bu duayı yapmıştır. Allah'ım nefsime öyle bir takva ver ki o bütün kötü duygularını bastıracak
bana yaptığı teklifleri elimin tersiyle itecek bir takva ver bana. Öyle bir Allah korkusu ki gözümü bir tarafa kaydırmak istiyor, hayır. Dilimi bir tarafa kaydırmak istiyor, hayır. Kulağımla bir şeyler yaptırmak istiyor bana, hayır. Yerken içerken bana bir şeyler yaptırmak istiyor, gezerken tozarken bir şeyler yaptırmak istiyor, hayır. Allah korkusu ve takva bende öyle olmalı ki bunların her birisine fiili olarak hayır demesini becerebileyim. Allah'ım, nefsim çok pistir, pislik içerisindedir. Bana kalırsa benim temizlemeye gücüm yetmez, ne suyum ne hortumum yetmez. Senin hortumuna, senin suyuna, senin yardımına, senin takviyene ihtiyacım var. Allah'ım temizlerse bunu sen temizlersin. Senden başka temizleyen yoktur. Sen nefsimi temizle Allah'ım. Ente veliyyuha ve mevlaha. Allah'ım benim nefsimin yuları senin elindedir. Tabiri caizse tokatı çaktırma oturmasını bilir. Dolayısıyla beni dinlemez ama seni dinler. Öyleyse ben nefsimi sana havale ediyorum diyor. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'a biliyorsunuz kadınlar toplandılar Züleyha validemizin evinde. Züleyha validemizin aleyhinde konuşunca o topladı onları. Ellerine bıçak meyve verdi. Yusuf Aleyhisselam'ı o zamana kadar hiç görmeyen kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ı görsünler diye ellerine bıçak ve meyve verdikten sonra Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Efendim Yusuf Aleyhisselam'a Züleyha validemiz gir içeri dedi. Yusuf Aleyhisselam içeri girince fakulne oradaki kadınlar dediler ki haşa lillah, haşa haşa, ma hada beşra, bu bir insan olamaz. Bu içeri giren bir insan değildir. İn hada illa melekün kerim. Bu çok kıymetli bir melektir dedi. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini anlatmak için o kadınlar Hasan abi bak maç seyrediyorlar. O kadınlar ne yaptılar? Bu bir melektir, bir beşer olamaz, haşa bir insan olamaz dediler. Fakat ta'ne eydihunne parmaklarını kestiler, hem de iyi kestiler. Şimdi bu olay karşısında Züleyha validemizin aleyhine konuşan kadınlar bu bir melektir, insan olamaz, bu bir melektir, haşa bir insan olamaz deyip ellerini paramparça kesen kadınlara Züleyha validemiz ne dedi? فَذَٰلِكُنَّ الَّذ۪ي لُمْتُنَّن۪ي ف۪يهِ Vay be! Siz işte bu Yusuf'la ilgili beni kınıyordunuz. Ben sarayda her gün bununla beraberdim. Siz bir kere gördünüz, kendinize malik olamadınız. Ellerinizi paramparça kestiniz. Ben sarayda her gün bununla beraberdim. Ben sizden çok daha dayanıklıyım dedi. وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعَصَمْ Size ben şimdi ilan ediyorum. Ben bunun nefsinden kastettim. Ben buna kötü teklifte bulundum. Fes'asam o ele tek çekti. Hiç tarafıma bakmadı. Kendini korudu dedi. Fakat şimdi siz de olayın vehametini gördünüz ya diyor Züleyha validemiz. Ve le illem yef'al ma amuruhu le yusjenenne ve le yekunen mines sagirin. Şimdi sizin yanınızda Yusuf'a söylüyorum. Eğer benim ona emrimi yerine getirmezse hapse tıkanacaktır ve rezillerden, zelillerden olacaktır. Artık bu iş şey kabul etmez, itiraz kabul etmez dedi. Açıktan açığa o kadınların yanında Yusuf Aleyhisselam'a sen benim teklifimi yerine getirmek mecburiyetindesin. İki seçenek var. Ya benim dediğimi yapacaksın, benimle beraber olacaksın. Veyahut da hapse girip de zelillerden, rezillerden olacaksın dedi. Bunlar Kur'an'da Yusuf suresinde ayettir kıymetli dostlar. Şimdi Yusuf Aleyhisselam konuşmaya başladı. Yusuf Aleyhisselam manzarayı kendisi yaşıyor değil mi? Orada kadınlar var, Züleyha validemiz var. Parmaklarını kestiklerini gördü, konuşmalara şahit oldu. Yusuf Aleyhisselam'ın karşısında iki seçenekten birisi. Bir, ya hapse girecek, zinayı kabul etmeyecek. Züleyha validemizle bir araya gelmeyi kabul etmeyecek, hapise tıkanacak veyahut da kabul edecek, hapse girmeyecek. Peki Yusuf Aleyhisselam ne dedi? Yusuf Aleyhisselam burada şunu söyledi. Kal dedi ki, Rabbi ey benim Rabbim,
Es-sicnu ahabbu ileyye mimma yed'uneni ileyh. Bunlar bana diyorlar ki ya hapishane veyahut da zina. Allah'ım, ben imanıma dayanarak diyorum ki hapishane onların davet ettiği zinadan benim için çok daha sevgilidir. Zina yapmaktansa hapishaneye girmeyi çoktan tercih ederim. Kaç sene kalırsam kalayım. Güzel. Karar güzel değil mi? Karar güzel de arkasındaki çok daha güzel. وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ Allah'ım ben bu kararı imanımla verdim ama bu kararımın arkasında durmakta benim gücüm yetmez. Eğer bunların hilesini benden çevirmezsen, sen bana destek vermezsen, elimden tutmazsan, meylederim onlara, kararımdan dönerim, cahillerden olurum. Allah'ım ben senin yardımına iltica ediyorum dedi Yusuf Aleyhisselam. Yani en zor kararı verirken, imanına dayanarak kararı verirken, arkasında ne diyor? Allah'ım diyor, ben bu kararı imanımla, lütuf ve kereminle verdim ama ben bu kararın arkasında durmam için bunların hilesini benden çevireceksin. Kalbime sen malik olacaksın, bana yardım edeceksin. Eğer sen bana yardım etmezsen nefsimin karşısında esbu ileyhinne onlara meylederim ve ekum minel cahilin ve cahillerden olurum. Evet kıymetli dostlar, böylesine bir nefis var içimizde ve İbrahim Yusuf Aleyhisselam'ı böyle bağırtan bir nefsin çok daha azgın şekli bizde vardır. Biz de ne yapmalıyız? Cenab-ı Hakk'a Celle Celaluhu Efendimizin yalvardığı gibi yalvarmalıyız. Dua şöyle bitiyor. O duayı bitirerek ben de dersimi bitireyim. Allahümme inne a'udhu bike min ilmin la yenfa, faydasız ilimden ve min nefsin la teşbe'a, doymak bilmeyen nefisten ve min kalbin la yahşa, korkmayan kalpten ve min davetin la yüstecabu leha, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım Allah'ım derdi. Kur'an-ı Kerim'de kıymetli dostlar bu 11 tane yemin yapılıp da bu gerçek anlatıldıktan sonra nefsine esir olan bir kavimden bahsediyor. Kezzebet semudu bidagvâhâ idim ba'ate eşkâhâ. Özetle şöyle. Salih Aleyhisselam Semud kavmini imana davet etmişti. Onlar bu imanı kabul etmediler. Dediler ki sen bize bir mucize göstereceksin. O mucizeyi gösterirsen, istediğimizi yaparsan biz sana iman ederiz. Ne istiyorsunuz? Kayadan devenin çıkmasını istiyoruz. Mümkün değil ya. Salih Aleyhisselam dua ediyor. Kayadan deve çıkıyor. Ancak Allah Celle Celaluhu İnsanları imtihan edecek ya, siz mi kayadan deve istersiniz? Çıktı mı kayadan deve? Çıktı. O zaman artık imanda zerre kadar tereddüt kalır mı? Kalmaması lazım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o Semud kavmini ciddi bir imtihandan geçirdi. Onlar bulundukları bölgede belli bir kuyu vardı. O kuyudan kavim kavim, grup grup gidip nöbetleşin su alırlardı. Su ihtiyaçlarını oradan görürlerdi. Kayadan çıkan deve de çok fazla su içen bir deve. O da aynen insanlar gibi sıraya girdi. Bir gün deve içmesi lazım, bir gün onlar su alması lazım. Efendim Salih Aleyhisselam talimatını verdi. Dedi ki bak Allah Celle Celaluhu talimatını vermiştir. Bu deve bir gün suyu o içecek, bir gün de siz sıraya gireceksiniz. Bir gün devenin içtiği gün siz içemezsiniz dedi. Ve neticede ne oldu? Sözün özü. Buradaki insanlar İman edip teslim olması gerekirken nefsani duygulara mağlup oldular. Efendim deveyi öldürelim de kurtulalım dediler. Deveyi öldürdüler, kendileri de geberdiler. Başlarına gelecek bela gelmiştir. Yani nefsi dinleyen insanların akıbeti helaktır. Ey insanlar, siz de nefsinizi dinlerseniz fert veya toplum olarak sonuçta helak olursunuz diyor. Öyleyse kıymetli dostlar, sizin ve bizim hayatta enflasyonla mücadele, efendim borçlarla, harçlarla mücadele, mücadele, çocukları yetiştirmek için mücadele, evi geçindirmek için mücadele. Ama unutmayalım ki her adımda nefisle mücadele vardır.
Rabbim her birimizi nefislerimizle olan mücadelede ve mücahede de başarıya erişen, galip gelen, bahtiyar kullarından eylesin. Nefse esir olmaktan, şeytana köle olmaktan her birimizi ebediyen muhafaza eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, menkul ve gayri menkul bağışlarıyla bu hizmetlerin bugünlere gelmesine ve ayakta durmasında vesile olan bütün hayır sahibi kardeşlerimizin, ahirete intikal edenlerin ruhları için, hayatta olanların sıhhat, afiyet, helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk olması için, Allah rızası için El-Fatiha.